أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين عزيز kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in son günleri sene içerisinde bizim için en önemli günlerdendir. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü sene içerisindeki bütün günlerden daha faziletlidir. Hele bunda Kadir Gecesi'nin olması, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir gecenin olmuş olması bu günlere ayrı bir değer kazandırıyor. Kadir Gecesi de Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesine saklanmıştır. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü Aleyhissalatu vesselam Efendimiz itikafla geçirir, ibadete yoğunlaşır ve bize de itikafı tavsiye ederdi. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif deyince oruç akla gelir, teravih akla gelir, itikaf akla gelir, ayrıca zekat ve fitre de akla gelir. Neden? Genelde mümin kardeşlerimiz, zenginlerimiz işi sıraya koymuşlardır, düzene koymuşlardır. Ramazan ayında hem mükafatlar kat kat veriliyor, hem de tertip ve düzen olarak da kameri aylarda zekat verilmesi gerektiğinden dolayı böyle bir ayı tercih etmiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, elbette zekatlarımızı vermeliyiz. Zekat vermesi gereken insan, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği mali imkanların şükrünü eda etmek için bu zekatı vermesi gerekir. Zekat ihtiyari değildir, belki zaruridir. İslam'ın 5 esasından birisidir. Dolayısıyla zekatı vermemek büyük bir vebaldir. Kur'an-ı Kerim'de namazını kılmayan insanlarla alakalı gayya kuyusuna gireceklerinden bahseder. Orucunu tutmayanlarla ilgili Kur'an ifadelerinde şu cezaya çarpılır ifadesi geçmemektedir. Haçla ilgili de keza net bir ifade geçmemektir. Ancak zekatını vermeyen insanların cezası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde gerçekten çok ciddi, ağır ifadeler geçmektedir. Yani zekatı vermemenin vebali ve faturası çok ağırdır. Bundan dolayıdır ki ihmal etmeyelim, seve seve zekatlarımızı verelim. Zekat verdiğimiz zekatlarımız, sadakalarımız, malımızı, servetimizi artırır, malımızı, servetimizi temizler ve bereketlendirir. Bu vesileyle zekatlarımızı, fitrelerimizi ihmal etmeyelim. Peki nereye, nasıl verelim? Elbette zekat bir ibadet olunca bunu sağlam yerlere vermek lazımdır. Akrabalarımızdan bildiğimiz, gerçekten fakir olduğunu bildiğimiz kişilere vermemiz tercih sebeplerindendir. Ancak Kur'an hizmetlerinin başında olan kardeşiniz olarak şunu da söyleyeyim, elbette akrabalarımızı ihmal etmeyeceğiz ama Kur'an'ı da ihmal etmeyeceğiz. Kur'an da bizim akrabamızdır. Yani Kur'an bizim kitabımızdır. Kur'an bizsiz olmaz, biz Kur'ansız olamayız. Yani bize indi Kur'an-ı Kerim, biz Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkacağız. Dolayısıyla böyle bir garip zamanda sokaktan sıyrılmış, internetten sıyrılmış, ben Kur'an öğreneceğim diyerek medreselere gelmiş, kurslara gelmiş, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Arapçasını okuyan, tefsir, fıkıh, hadis, ilim, ilmi kelamla meşgul olan Ehl-i Sünnet'in gelecekteki efendim hamileri, muhafızları olacak olan bu kardeşlerimize elbette zekatlarımızla veya sadakalarımızla sahip çıkmalıyız. İlla zekat olması şart değildir ama zekatlarımızla veya sadaka-i cariyelerimizle bunlara sahip çıkmalıyız. İlk Seç Vakfı olarak 11 tane Kur'an kursumuz ve gerçekten kalabalık öğrencilere hitap ettiğimizden dolayı siz kardeşlerimizin zekat ve fitrelerine talibiz. Ve vereceğiniz zekat ve fitreleri en güzel şekilde dini celil-i İslam'ın kriterlerine uyarak ve zekat ibadetinizi gerçekleştirecek şekilde onları kullanmakta son derece ihtimam göstermekteyiz. Dolayısıyla her birinizi vakfımızla ilgili talebe-i ulum, şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi yarın hamisi olacak ve bunun müdafi, muhafızı olacak hafızlarımızın yetişmesinde, alimlerimizin yetişmesinde etkili olmasını, sebep olmasını ve böylece iyi bir sadaka-i cariye sahip olmanızı arzu ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden zekatlarımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi ve yaptığımız, yapacağımız bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Yüce Rabbim Kur'an'ın şefaatine nail olacak güzel fedakarlıklar severek yapmaya her birimizi muvaffak eylesin. Bu hizmetlerde desteği olup ahirete göçmüş olanlara Rabbim gayrıka yığırık rahmetler eylesin. Yüce Rabbim bu hizmetlerde nasibi olmayanlara bu şereften onları da nasipdar etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Rabbim kazancınıza bereket versin, yuvanıza huzur versin, nesillerinize hayırlı eylesin, ehli Kur'an, hamili Kur'an, hadimi Kur'an eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.